Oto sahibinin adı Yalçın Ülker. Ev adresini versem yeterli mi? Plakayı biz kendisine verebilirdik. Sağ olun, kendim götürsem daha iyi olur. Seversin diye dem koydum biz bütün. Sağ ol. Bizimki nasıl? Anlaşılır gibi değil. Girip çıkıyor otel ama konuşmuyor hiç. Şimdi yukarıda. Alışverişten geldi de. Şaşıp kaldım. Olur gibi değil çünkü... Gördüğün gibi şey... Çok acele işim var müsaadenle. Amma da değişmiş. Adı neydi bunun? Ha? Hey! Bir dakika! Aradın kızım. Yalçın Bey'i aradım. Oturun şöyle. Bir meselen mi var Yalçın'la? Yalçın, neyin olur senin? Cemile, çay servisi yap. Peki efendim. Evet. Yalçın benim oğlum olur. Ya senin? Bir yaramazlık mı var yoksa? Bir haber getirdim kendisine. Şahsi bir iş. Siz söyleyin ona. Kürklü bir kadın değil. Kürklü bir kadın ha? Kürklü. Güzel. Ve diri. Neler anlattı sana? Sen ona ne söyledin? Seninle şahsi konuşmak istediğini söyledi. Ben de kaldığı otele yarın bir araba göndereceğimi, seninle buluşmasını sağlayacağımı söyledim. Ne iyi etmişsin anacığım. Onunla buluşmaktan çok mutluluk duyacağım. Hoş geldin şekerim, buyur. Otur şöyle. Telefon Necla Hanım. Geliyorum. Evet, geldi. Gördüm. Karşılaşmak istemiyorum onunla. Nasihat et de fet. İstersen yok et. İstemiyorum aramıza girmesini. Aramıza giremez kimse. Mümkün değil. Hadi öptüm. Kimdi? Yoksa o mu? Yalçın Bey'di. Seni bekliyor şekerim. Yayladaki evinde. Buyurun. Bey, bey, gene nefes atlıklar peşindesin. Ne dediğini anlamıyorum. Şu kızdan bahsediyorum. Bizim şoförlerden Rüstem var ya. Ha, şu sakallı aptal. Aptal mı aptal? Kızla ilgileniyor. Rüstem biriyle ilgilendi mi? Sonuna kadar gider. Buyurun. Thank you.
Allah belanızı versin! Köpekler! Gel